Şimdi birkaç izleyici e, yorumu aktarmak istiyorum. Size bir çok selamlar var bu arada. Onlara da söyleyeyim. Teşekkür ederim hepsini seviyor ee, Ersan Halıcı her sabah bu harika yayınlarla güne başlıyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Çok sağ olun. Gerçekten bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ee, Okan Yıldız sormuş IMF ile anlaşma yoluna gidileceğine dair haberler doğruluğu var mıdır diye siz Ben bunu söylüyorum. İşte açıkçası IMF ile görüşülmediği ısrarla vurgulanmasına rağmen IMF ile temas var yani açıkçası. Hı hı. Niye? IMF kötü bir şey değil. Açıkçası IMF olan bir ülkede istediğin gibi harcama yapamıyorsun. Yandaşa sak kaynak aktaramıyorsun. Gidip e, sular seller gibi makam arabası kiralık kamu binaları alamıyorsun. Ona evet. buna teşrif veremiyorsun. Zombi şirketlere para aktaramıyorsun. Biz IMF'yi nedense öcü olarak belirledik. Ama şu var, eğer sen bu kadar har, har vurup harman savunursan seni gelip birisi durdurur. Tabii IMF'nin en kötü şöhreti şundan geliyor. Gelir gelmez ücretlere baskılaması. E şimdi Hı -hı. açıkçası kendimize IMF olarak ücretlere baskılar gelmeye başladı. İşte emekli biliyorsun işte emeklinin talepleri varken açlık sınırına çıkaramadık Hı -hı. E, emekliyi. Aynen. Açlık sınırının altında. Yani IMF ile görüşmeler var. Açıkçası IMF'ye gidilmese bile... Pardon IMF e gelmese bile bizim IMF'ye gideceğimiz günler bizim bundan sonra izleyeceğimiz politikalara bağlı. Ya kendi disiplini sağlarsın kardeşim ya da ister istemez o kaynakları bulmak için gideceksin. Eğer bir ülkeye IMF e geliyorsa faydalı tarafları da şu. CDS'lerin düşüyor. Ucuz kredi alabiliyorsun. Peki. Ekonomide bir düzeltme sağlıyor, Bütçe açıkların, cari açıkların azalıyor. Yani sağlık buluyorsun ama bunun bedeli mutlaka oluyor peki izleyicimizin de bu şekilde sorusunu yanıtlamış evet. olduk.